bu 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 Hizmet gerçekten ayağınıza geliyor. Yani. Evet abi böyle bir şey var mı? Adam müzisyen Sırf telif yemeyelim diye benim burada benzin param hoca karşılıyor. <laughs> Merhaba hocam. Merhaba Berat. Merhaba hocam. Merhaba Fatih Bey. <laughs> Hakikaten. Evet telif yediğimiz için kendimizi izledik kendimizi. <gülüyor> <gülüyor> telif yememek için kendi. Gece tamburu getirseydin ya. <laughs> Bana şeyden Whatsapp'tan atmış şey. <laughs> Öteki Red Flight'inkini atmıştı. Bu iyi olur bu arada. Bunları yaparsan soundtrack olarak koyarız. Tam bunu çalarsan. Evet hocam bugün ne konuşuyoruz? Bugün Il Bruno, Il Cattivo, Il Brutto. Il Brut Brutto'dan mı acaba? Aynı evet, şey Brut oradan geliyor. Hmm. Yani? Yani iyi, the good, the bad and the other. İtalyancasına söyledim çünkü bu, bu filmler Spaghetti Western dediğimiz bir tarza ait. İspanya'da Tabernas çölünde çekiliyor. Sonradan dublajlanıyor. İtalyanca ve İngilizce ayrı ayrı dublajlanıyor. Dolar üçlemesini ilk filmini Yojimbo ile karşılaştırdığımız yerde de söylemiştim. Clint Eastwood'un İtalyan versiyonu bulsunlar. Sesi çok garip. Böyle dehşedengiz biraz daha gizemli kötü adam sesi gibi bir sesi var. Allora, <laughs> come ai Evet üçlemenin son filmi bence. Ama bir prequel -cool hocam. Bunu da baştan evet, söyleyelim mi? Evet. Üçlemenin üçüncü filmi olmasına rağmen ikinci filmin öncesinde geçen bir film ama şimdi mesela orada şeylerde devamlık var mı yani? Lee Cliff aslında aynı adam değil ki. Yok değil ama tek zaman olarak. Zaman olarak öyle. Birisi iç savaşın patlak verdiği zamanlarda geçiyor. Bir biri sonrasında, sonrasında sonra, sonrasında geçiyor. geçiyor. Biri zaten Meksika ile Amerika'da hatta belki biri Meksika'da geçiyor ilk film yanılmıyorsam. Tam sınırda geçiyor çünkü gelen askerler Meksika askeri falan. Burada bu filmin artık son derece ve Homo Sensanome, A Man Without a Name, isimsiz adam diye bir Clint ismini soruyor filmin sonunda. Ama söylemiyor ne diyor? Names not matter diyor. İsimler önemli değildir diyor. Benim naçiz yüzyıldım bir gün toprak alacaktır ama diyor önce fikirlerimi aynı şey söylüyor işte yani. Ya zaten, zaten iki değil, film benim... gelmişim bir daha. Hayır adam be... öyle demiyor. Benim fikrim hani <laughs> konsept. Yojimbo'daki muhabbete çok evet, benzeyen evet. şekilde. Evet. Yo Yojimbo'da zaten. Tabii, karakterler ona bland diyor. Sarışın evet, diyor. Evet blond diyor. Bu arada Yojimbo şimdi dolar üstümesinin ilk filminde şey demiştik. Onda bir o felsefi derinlik yok demiştik. Burada var. Özellikle savaşla ilgili olan kısım. Yavaş yavaş ikinci cümle kapitalizmle ilgili bir eleştiri var. Savaşla ilgili eleştiri en sonunda muhteşem değil mi? O savaş sahnesi de ki bir, daha o sana o sahnenin biraz kesilmesi gerektiğini düşünüyorsun. Çok uzun bir film çünkü. O bu, meşhur köprüyü bombalama sahnesi gitse olur diyorsun. Olabilir. Ama orada çok güzel bir şey var. Bize yani askerlerin ne kadar değerli olduğunu orada gösteriyor. Yani bir köprü almak için boşu boşuna ölüyoruz. Hiçbir sıcacık önemi yok. İki tarafta aslında. İki tarafta. Yani yani haritalarda bir nokta olan bir şey için köprü için bir sürü insan ölüyor. Ve bu aslında köprünün neresi olduğunu da kimse bilmiyor. Savaş için de hiçbir önemi yok. E zaten sonunda o köprüyü patlatarak o işi bozuyorlar. Ve onu diyen yaralanan yüzbaşı ölürken mutlu ölüyor falan. Yani aslında sadece Leone biraz Quentin Tarantino'ya o yüzden benziyor. Bir sürü hikaye anlatıyor. Uzun bir hikaye. İşte Pulp Fiction'a benziyor mesela orada o yüzden. Once e... Upon a in the West de biraz öyleydi. Yani bir sürü değişik şeyi bir arada anlatabiliyordu. Ve mesela o Tuko karakterinin Mesela kardeşiyle karşılaşıyor papaz olan. Onlarınki de çok kısa bir sekans ama muazzam bir alt bir hikaye var orada. O, o işte o kısmın ben gene Akira Kurosawa'dan geldiğini düşünüyorum. Oradan bir yürütme tekrar yani yürütme bu sefer ama meşru bir esinlenme. Ee, Yojin Boyla Üçlemin ilk filmindeki gibi direkt sahne sahne bir yürütme değil ama mantık Tuko'ya geçiyor. İşte Tuko'nun abisi. Yani Elvi Olaş'ın o sinema tarihinin yetiştirdiği en büyük kötü karakter bence. Muhteşem bir herif. Onun inanılmaz onun abisiyle karşılaşması. Abisi diyor ki sen diyor bir haydut oldun diyor. Sen diyor kolay olanı yaptın diyor. Biz o kadar fakir girdik diyor sen gittin kilise yasını diyor. Ben zor olanı yaptım ben suçlu oldum diyor. Bak şimdi bu çok derin bir şey. Şey doğru. Ötek gitmiş papaz olmuş. Ben hep diyorum bizim Eren'in var Eren sadece söylediği bir şeydir. Girmediğin sınavdan sürekli birbirini ölçersin ya. Mesela İslamcısındır millet içki içiyor. senin hiç öyle bir durum yok ki zaten. Ya da işte sekülersindir milletin işte başarısı takıyor da bilmem ne de var. Ya senin sınavın değil o. Papazın sınavı da değil o suçlu olmak. Tamam mı? Sen çünkü gitmişsin kilisede bir yerde huzura elinde kötülük yapma imkanı kalmamış. Ondan vazgeçmişsin. O bir fırsattan vazgeçmemidir. Tuko'nun kariyerine bakınca bir fırsat bir azaptan, bir sorumluluktan vazgeçiyorsun. Ailenin sorumluluğundan vazgeçiyorsun. Ailenin sorumluluğundan vazgeçiyorsun. İnsanlar hep kötülük sadece bir fırsat olmayabilir. Bazen de bir sorumluluktur. Bazen de kötü olman gerekir. O yüzden iki film benim için çok şeydir. Kötülüğü öven iki film. Daha doğrusu kötülüğü doğasını söyleyen iki, iki, film. Değişik bir. Çünkü bıktım ben bu sol tandastan. İsrail'i kızda filisin ya hayat aşkı falan ya. Okey güzel de. Sadece Deniz Villeneuve'in şey filmi hariç, An Sandy filmi hariç hiçbir zaman çalışmıyor o İsrail'li şeyli filmler. O da tam böyle bir film değil zaten. Orada çok güzel yani Viridiana bir Orada güvenme yetime konseptli bir şey var. Viridiana'da muhteşem bir filmdir. Louis Bunyuel'in bence en iyi filmlerinden biri. Bir de bu filmde var. O sahne. Çok kısa bir sahne ve sonunda peder özür diliyor. Özür dilerim diyor. Kınadı. 3 dakikada ikna aldı. O da nasıl bir şey anlamadım ama o kadar kuvvetli bir diskurs. Sen kaçtın. Ya sen iyi çocuk oldun ama sorumluluktan kaçtın. Bana kaldı. Ve orada bir şey daha var. Gene Seven Samurai'dan ve Akira Kurosawa'dan direkt alındığını düşündüğüm başka bir konsepte. Normal insan, insanın ortalamasının vasatının aslında çirkin olduğu. Yani iyi var kötü var. Ortada da insan ya. Çirkin ben hiç öyle bakmamıştım. Yani o çirkinin bunu Twitter'dan biri şey yaptı. O an uyandırdın. Evet öyle hakikaten. Oo, çünkü Elif her seferinde mi kötü olmayı seçersin ya? Tam böyle bond ediyorlar. Tamam mı? Tam böyle bir araya geliyorlar. Blond'la yani Clint Eastwood'la. Bir şey oluyor gene ilk fırsatta satıyor. Halbuki satmasa ikisi de kazanacak. Yani Elif sata sata herif kötülük için kötülük yapıyor ya neredeyse. Adamın zaten Star Wars çıkartmasından belli. O kadar yalandan bir <laughs> Star Wars çıkartıyor her seferinde. Yalandan Star Wars çıkartması i̇şte, iki şey bir şey oluyor. Şimdi öldürme, öldürmek <laughs> üzere oldu. Clint Eastwood'u kurtarmak zorunda kaldı. Altını yerini biliyor. Kardeşim gibi severim onu değil. Tam bir Anadolu irfanı değil mi ya? <laughs> Tam bir ortalama Türk seçmeni yani. Hani... Köyde altınları olduğunu öğrenince <laughs> Ali Rıza Emmi gibi yani davranıyor aslında. Belki de yani o 70'lerde çekiliyor o filmler. Belki de bundan esinlenmişler midir diye herkes herkesten bir şey esinlenmek suçtu. Yani kafam şu anda öyle aklıma gelen şey. Çünkü Akira Kurosawa filmlerinde bir köylü, Japon köylüsü ne zaman Seven Samurai'da bariz vardı. Samurayları çağırıyorlar ama şey gelmiyor ya. Haydutlar gelmiyor falan. Ya da birkaç yerde var. Köylü böyle konuşur. Bir tane ya hangi filmdi unuttum? Tirad atıyor böyle şeyin ortasında. O köylünün o acizliğini hiçbir zaman şey yapamazsın. Bir gün bir gene meşhur bir Türk filmi sahnesi vardır. Adam böyle geçerler, yine çekecekler. Parayı havaya atar. Bu <laughs> çecek işte vatan şey diye herkes böyle paraları peşinden koşar ya. O köylü imajı bu doğru bir imaj mı? Bir yorum. Bütün dünya edebiyatında da aynısı var hocam. Konuşmuştuk seninle hatırlar mısın? Bütün dünya edebiyatında Almanda, İngilizlerde kurnaz olarak temsildir. Çünkü kurnaz olmadan hayatta kalamayan bir şey ya bu adam. Ama özellikle Akdeniz köylüsü abi. Çünkü Akdeniz köylüsü için köylüsü gibi değil anlatayım. Akdeniz'de hakikaten işlerin ters gitme olasılığı çok ve gene bu anlamda muhteşem bir film ve muhteşem muhteşem bir roman. Bir romanı Fransa'da Marcel Pugnol'un muhteşem romanının muhteşem bir şey var. Abi Manon de Sours ve Jean de Floret. Oradaki o köylü şeyi muhteşem bir filmdir. Bir gün onu da yaparız. İzlediğim en iyi filmlerden biridir. Ufak bir köyde işte bir tane dışarıdan adam geliyor. Orada modern tekniklerle buna arazi kalmış dedisinde. Modern tekniklerle işte orada lale yetişecek ve çok para kazanacak. Oraya su akıyor fakat suya çimento döküyor bu. Orayı ele geçirmek isteyen köylüler. Bir tane aptal bir herif var böyle. Onun bir de amcası var. Amcasının hiç çocuğu olmamış. Adam en sonunda ölüyor. Yağmur zamanında yağmadı için. Onun bir tane çok güzel kızı var. İkinci bölümde de o komplocu yeğen bu kıza aşık oluyor. Kız da onu bir şekilde intihara falan sürüklüyor bir şey. Filmin en sonunda ortaya çıkıyor ki o ilk öldürdükleri. Burayı söylemeyeceğim çünkü spoiler yiyorsunuz. Şu anda lütfen ileri alın söyleyeceğim çünkü tatlar söylemezsen. O ilk öldürdükleri Janel Depardieu'nun oynadığı mühendis. Aslında o amcanın yıllar önce ki büyük aşkından çocuğuymuş. Hiç çocuğum olmadı diye diyen amca hem kendi çocuğunu ölüme sürükledi hem de ikinci bölümde yeğeni de öldü. Onu da Yves Montan. Yves Montan ismi nereden geliyor? Sadece saçacak bir şey daha. Montan kim belki artık kimse bilmiyordu diye biri var. Abi şu adam adı Ivo. Annesi sürekli Monta yukarı çık diyor. Arkadaşlarla oynarken. Oradan Fransızca isim yapmışlar. Ivo Monta diye. Ivo Monta Jo şeyde Mad Max'teki karakterin adı değil mi? <laughs> Immortal Jo muydu o? Neydi? <laughs> Immortal Jo diye miydi o? <laughs> Hocam bu filmde Clint Eastwood şey demiş. Yani senaryo okuyunca ya ana karakter ben değilim gibi demiş. İyi zaten Elif Alaş. El zaten diyor yani o en böyle parlayan karakter o diyor yani. Çok çok da sevmemiş çekerken filmi. Ama Elif üç 3 kere ölüyormuş ya. Biliyor muydun onu? Bir kere bomba şeyi patlatırken ölüyormuş. Bir kere asit içmiş. Onu nasıl? Ha, ben de onu okudum. Asit içi yani. Palto içmem... eskitmek için sanırım kumaş eskitmek için kullanılan asidi içmiş. Yani tam asit değildir herhalde ama. Bir de bu, o tren sahnesinde. Abi ben onu zaten treni böyle yatırıyor kafayı. Abi o fırlar beynini de deler zaten nasıl oldu yani anlayamadım ben de onu hakikaten. Şeyde bir kere de Clint Eastwood ölüyormuş. Hatta filmde karesi de var ben gördüm sonra. Köprüyü patlatıyorlar ya çok büyük bir taş geliyor. Yanındaki çuvala geliyor. Clint Eastwood da pekmez akıtıyormuş yani az daha. Bayağı bir... <gülüyor> 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 Şimdi dolayısıyla çok şey Elif Alaş muhteşem zaten ama o kadar zaman öyle ya. Baba Üç'te de öyle. Baba Üç'teki kötü adam karakteri de Yahudi bir karakter oynuyordu galiba. O da Elif Alaş'tı. Ben ona tabii babam... Ha, ha. Izi... Kim Elif Babada mı? Tabii Baba Üç. Bir tane yaşlı var ya hiç oynuyor, O Elif Alaş. Adam kötü olmak için doğmuş tabii ya. Tabii abi ama. Ha bir de şey bunu e... Şeytanlardan birinde biri silah atıyor. At koşuyor abi bu böyle yarım bil mi bir bil mi? Ellere bağlı. burada şeyle gidiyor. Ama düşebilir, ölebilir, ölmemiş ya. Ama Elibalaş hakikaten çok güzel ve bence yaratılmış 2-3 tane en kötü en şey karakter biri. Çünkü hep şeyi söylüyorlar. Inglourious Bastards'daki Alman subayı söyle Hans Landa mıydı? Ama abi o çok karikatür. Orada bir ar aralık yok. Bana da Boyd Crowder'ı sayabilirim. Wire'dan Ömeri sayabilirim. O iyi karakter ama yani sonuçta şey. Böyle biraz hani kötü mi mi? Elibalaş da öyle. Kötü ama sempati duyuyorsun. Hans Landa'ya sempati falan duymuyorsun yani. Sempati duyuyorsanız nazisiniz abi yani <laughs> ben duymadım. Şöyle bir yorum okumuştum. Bu spagetti westerni ya da bu, özellikle bu filmin de özelliği olabilir. Bildiğimiz westernlerde iyiler çok iyi, kötüler çok kötü. Ama falan bütün, ya, bunda bütün ser... tabii, tabii. çok kirli. Bütün Sercali... ...ya Leone'nin olayı oydu. Zaten film hiç beğenmediler. Bu film hatta hmm. Sergio bütün filmleri patladı. Bu gene sonradan kurtardı kendini yurt dışında ama. Mesela Once Upon a Time in America hakikaten ben çekilmiş en iyi filmlerden biri. Gene bunun gibi bir zaga gibi abi. İçinde onu da yapacağım. Once Upon a Time in America'da böyle üç ayrı zamanda bambaşka bir hikaye. Yani bir hikaye anlatımı açısından çok zengin. Metaforları çok zengin. Bence Prohibition dönemi üzerine yapılmış en iyi filmlerden biri. Abi filmi dünyada kanda falan ayakta alkışlanıyor. 20 dakika mı ne? daha o zaman ayakta alkışlama adeti çıkmamışken bunu yapıyorlar. Abi sonra Paramount diyor ki ben bunu keseceğim diyor. 4 saat film 2 saate indiriyor. Film patlıyor. Mesela bir daha film çekmedi ondan. 89'da mı ne öldü oğlum? Hollywood'da yani böyle Hollywood'un böyle aptallıkları da var. Bu film de ilk başta tutmuyor. Çünkü Amerikalılar yani garip insanlar abi bizim gibi düşünmüyorlar. Yani böyle çok aile orada çok muhafazakar bir toplum. Bize New York'taki iki yani çok kaya döküldü mü o gördüğümüz bugün SCV olmuş işte ne bileyim demokrat falan o tayfa kadar öteki türlü tayfa da var ve onu dışarıda bırakamıyorsun. Biz hep kıyıları düşünüyoruz. Evet hep kıyıları düşünüyoruz. Hep bir, bir profond Amerika da var yani bir derin Amerika da var. İşte o Brimstone'da o da çok güzel bir filmdi gösterdiği bir. ya da işte There Will Be Blood'da gösterdiği bir Amerika da var. Aşırı dindar, aşırı muhafazakar. Ya bazen bu şehirlerde ve aşırı burjuva da sevmez bu tip filmleri. Şimdi eskiden neydi? John Wayne geliyor esas olan falan filan John Ford filmleri. Şimdi burada sakallı, terliler. Lan eski kovboylar düşün terli değil. Düşününce oğlum sen sıcakta ne yapıyorsun Niye yani? Niye değil diyorsun? John Wayne mesela hiç istifini bozmaz yani John Wayne dediğim. Ya koltuk fengiler... altları bile terlemez abi o zaman bu rolonlar çıkmış <laughs> mıydı ya? <gülüyor> koltuk <laughs> altını terler kardeşim. Haber viski içiyorsun yani. Ben evde şeyi izlerken John Ford filmi izlerken, John Wayne'i izlerken terliyorum. Herif orada terlemiyor. Milleti ayağı işte ağzına tekme atıyor falan hiç. Burada işte kirli. Ondan sonra ne bileyim yorgun, kötü. Bu çok game changer bir şey olmuştu. İşte, evet o çok... Çok kaydı tıraşlılar falan öncekiler İşte o vardı. bunu Unforgiven'da da söylemiştim. Bu o John Ford filmlerine bir upgrade'ti. Clint Eastwood'un Unforgiven'ı da bütün bu filmlere ufak bir eleme. Ne var abi? Muhteşem insanüstü übermen vurucusu shooter'ı gitti. Unforgiven'da abi bir sahne var adamlar üç kişi iş şey yapacak. Bir arkadan giriyor bir önde ve birinin ayağı kayıyor. Bütün şey aslında bu mitin yani çekiyor vuruyor ya. Hatta bu bu filmde galiba <laughs> ya. Üçüncü, ikinci filmde şöyle bir sahne var. Arkasına dönmüş Clint Eastwood. Üç kişi geliyor. Bu videoya takır takır takır. Abi öyle bir şey değil. Onu bir de her seferinde şeyini çekeceksin. Yani öyle bir atış yok. Unforgiven'da bu miti bozuyordu. Nasıl Sopranos babanın mitini bozuyor. Çok organize işte falan büyük oyunu gören mafya değil. Bildiğin Tony Sopranos ve işte ne bileyim strip bar işleten çöp, çöple. Sabahları paraları... kalkınca Pastırma yiyen canavar <gülüyor> gibi böyle. <laughs> ile. Yukarı, yukarı aile maile hepsi hikaye. Yozlaşmış tane giden kızı ve yozlaşmış oğlu. Yukarı para toplar, paraları yukarı koyar falan öyle bir oğlu ne kadar dayaklık batonluyor. <adamı gülüyor> ya. Yani öyle bir şey burada o işte o kolay bir şeydi. Bir de tabii filmin Ennio Morricone faktörü çok bariz. Çünkü aslında müzikler önceden yapılıyor. Ve o yüzden o müzikleri kesmek istemediği için o sahneleri uzun çekmiş. Ennio Morricone kendi söyle diyor. Bu, o son sahne vardı ya. <laughs> ha, onu diyecektim. Abi 7 dakika mı ne o? 10 dakika mı 7 dakika mı ne birbirlerine bakışlarını izliyoruz. Çünkü muhteşem bir şey. Ama harika bir eser o da ya. O mezarlıkta evet, eser evet, şeyi evet, evet. de o değil ekstazi mi? şarkısı hmm. mezarlıkta koşarken. Şimdi, o da top atıyor. Top. <laughs> abi tam tık o, muhteşem. Topla. Oğlum adam topla adam mı düşürülür? Bunlar da hiç. Yani mühendislik olarak filmler bir facia. Topla adam düşürüyor. Yanında top patladı mı? Abi orta kulağa patlar adam. Öyle bir. <laughs> şurada motordan düşsen 2 saat dengeli bulamıyorsun. Babam <laughs> yanında top güllesi. Abi anladım. Mert Hakan Yandaş gibi iki takla <laughs> devam <ediyor. gülüyor> Sonra... Ama orada işte o müzik, o sahne, o şey muhteşem hakikaten. O mezarlığı da bugün hala ziyaret edebiliyorsun. Şeyde hocam bu dedin ya mühendislik şeyleri var. Acemilikleri var diye. Acemilik adam sallamamış. Evet. O. Mesela bir atın üstünde çektiği bir yer var. Ben şeki cam falan kullanıyorum sandım. Yok at <laughs> araba gidiyor ya yani. hani şey gidiyor. <laughs> para yok. Muhtemelen zaten Serceli Öne ilk filmde mesela çok kuru geldi demiştim ya ondan. İlk film çok kısıtlı bütçeyle çekiliyor. Serceli Öne yardımcı yönetmenlikten bir film işte yönetmen ayrılıyor da onun yerine yönetmenlik yapan biri işte okul arkadaşı Engel Morricone oluyor. O da zaten bu işleri para için yapan falan bir anda böyle patlayacağını falan hiç kimse düşünmemiş. Yani Benio Morricone enteresan bir herif. hiç adam Roma'dan çıkmamış mesela. Hiç Hollywood'a gitmemiş. İngilizce de bilmiyor. 2015 Oscar'ını almaya götürüyorlar. adam thank you demedi ya. Geldi grass dedi gitti. Bir konuşma <laughs> yaptı. Yanında biri çevirdi 2015'te. Head Eight'le en iyi şey almıştı. Yani hiç İngilizce öğren. Hiç umurunda değil. Ee, Sergio Leone de bilmiyormuş. Sergio Leone biliyor. Sergio Leone çalıştı da şeyde. Çok az dediler ama ya ben öyle okudum. Öyle mi? Şeyle hatta doğru e, Eleman'la yani falan Fransızca konuşuyorlarmış. İkisinin de dili yokmuş hmm. falan. Ama e, One Fitman Amerika'ya çektiğinde herhalde öğrenmiştir. Bilmiyorum ki. Onda mı İtalya? Bakarız. Belki de onda da İtalya'da çekmiştir. Çünkü İtalya'da Çinecitta diye bir yer var. İtalya film sektörü diye bir şey var. Bizdeki gibi böyle eski yerlerde platolar falan kurmuyorlar. Böyle direkt böyle şey yani bu film için ayrılmış özel bir yer var ve bir sektörü vardı. 60'lar, 70'ler, 50'ler. İtalyan filmlerinin dünyayı fethettiği 50-60 özellikle. Yani boru değil bayağı Hollywood'la yarışıyorlar neredeyse. Yani yarışmıyorlar da hani o standartta şey çıkarabiliyor. Ferdan Özpetek filmi gibi değil yani. Ha, onu da severim de hani ne bileyim bugün İtalyan Stad iyi çıkıyorsa işte Nanni Moretti bilmem o artık böyle ya da Fransa'dan bile Amelie'yi düşünün. O böyle bütün dünyada böyle şey gibi gösterilmiyor yani bir Brad filmi gibi gösterilmiyor. Bunlar o seviyelere o hala ulaşabiliyorlar 50'lerde 60'larda. Zaten o yüzden sinema böyle bir yere sıkıştı. Çünkü Hollywood'un stüdyo sistemi içinde de bir yere kadar inovasyon ayar var. Var öyle deneysel şeyler ama pek duymuyoruz. Zaten güzel filmler oradan çıkıyor. Ama çok ezdi geçti ötekileri. İyi kötü çirkin. Şimdi kötü özellikle çok göz önünde değil değil mi film? Lee Van Cleef kötü. ikinci filmde sevmiştik ama bu filmde ben şey yani biraz Sadece bakışlarıyla aldım. var. Evet bakışlarıyla şey. var. Hatta ismi bile Angel Eyes miydi? Evet, de, enge, evet Angel Eyes. Ee, yani çok şey yok. İyi. Ki iyi de ilk tanıştığımız yerde bir suçluyu aslında da, yani ipten alıyor. Yani tabii, tabii, çok da iyi bir karakter. İyi al... bir karakter. Sadece bunlara göre zevkine kötülük yapmıyor. oluyor. Ya bu film Elif şahsi filmi ya. Çok net yani. Elif için defalarca izlersin. Ya o yani. adamın adamın Gözündeki o kaypaklık var yani 0.75 alıp falan izledim yani tam, biliyor musun? Bazı Kardeşim gibi severim diye böyle tam, tam Erkan Kader oldu değil mi ya? Bizim <laughs> Erkan, Erkan, Erkan Ben nasıl size şimdi bir teklif <laughs> vergiden de düşersin falan diye. <laughs> yani Elif Alaş hakikaten muhteşem bir adam. Bütün film boyunca işte o şeyi çok yani o karakter üzerinden ben izledim. Bilmiyorum Clint Eastwood için bunu izleyen var mı bilmiyorum da. Ben Clint Eastwood'u da çok severim ondan sonraki filmleri özellikle. Ama bu filmde Elif Alaş Vahşi Batı'nın olduğu ortamda çok büyük bir ülke, devlet yok. İşte kişisel hani silahlanma çok önemli bir hale geliyor. Sizce bu film hani o atmosferi iyi yansıtabiliyor bence mu? Bence çok iyi yansıtmış. Yani tüm gerçekte Vallahi bunun üstüne bence atmosfer önemli değil. Mesela o atmosferi Deadwood da çok iyi yansıtıyordu. Fakat Deadwood'da eksik olan burada olan bir şey var. Abi oradaki insanın doğasıyla baş başa kalışını. Çünkü bir Avrupalı Amerika'ya baktım onu görüyor. Ben de dahil. Kuralsızlığı görüyor. Mesela şimdi Engüsyon yok. Dini baskı yok. Onun sonucunu görüyor mesela. Bir sürü değişik garip. Mesela bu bir Avrupalı anlayamaz bunu yani. Ha, tabii o tarikatları bilmem neleri görüyor. Ya seviyor ya sevmiyor. Genelde sevmiyor. Yani hiç kimse şey demiyor ama bundan niye garip geliyor. Çünkü ne kadar bugün özgürlük ülkesi de olsa 150 sene öncesine kadar İngilizyon vardı yani. 1860'lara kadar İspanya'da İngilizyon vardı. Dolayısıyla o çeşitlilik aile yapısının bozulmuşluğunu görüyor. Öteki tarafta aşırı bir dindarlık görüyor. Öteki tarafta inanılmaz bir frontier işte. Kapanmamış frontier yani. Açık bir serhat görüyor. Şimdi bu Akdeniz'de kalmamış. Yani modern devletin şekillendirdiği insanlar okuldu insanlar için muhteşem bir şey. Ben Sultan'ın korsanlarını falan yazarken hep bu filmler vardı aklımda. Öyle bir yer çünkü yani. Mesela bence çok güzel vermiş. Yani Serhat mantığını iyi veren mesela çok film yok. Türk Türkiye'de bir tane Karagöz Hacıvat'ı nasıl öldürdü? o da çok güzel veriyor. Biraz karikatürize ederek. Ama dünyada çok yakalayamıyorlar. Mesela Karayip Korsanlar salak filmi tek yani hiç beş para etmez. Avrupa Edebiyatı o zaman yani bu Amerikan Edebiyatı'nın ilk çıktığı dönemlerde işte balolar falan var o uzak masadan birbirini kesiyorlar. Burjuvazi'nin açmazları. Amerikan edebiyatı yol, macera. O da çok paralel bir şey var orada aslında. Evet çünkü ama Amerikalıların kendi tecrübesi de o. Şimdi Amerikalıların ilk başta bu tren yolu geldiğinde abi Avrupa gibi değil ki. Hiçbir şey görmeden bu bugün arabayla gitsen de öyle. Mesela şeyde Nocturne'un elimizde vardı. Bu Juan Kardeşin Arizona Rising miydi? Orada falan var. ya. Herhangi bir Midwest'te yolda ben araba çok kullandım. Bayonik'te yaşarken. Yani böyle bildiğin çölün ortasında. Gidiyorsun yani. Şimdi onu ilk defa yapmış. Trene binmiş. Sanayi ilk defa bizim için mesela Türklerin trenle deneyimi uygarlığa açılan bir yolculuktur. Abi demir ağlarla örmekten o yüzden bahseder. Çünkü adam trene binip Pakistan'a gitmiyor. Gitsin öyle yazmaz. Paris'e gidiyor. Onun için dünyayı görmek. Ötekiler için daha hızlı şey tamam mı? Sanayinin şey bileyim Avrupa'da işini görüyor adam. Paris'ten tak tak o işleri bileyim Almanya'ya gidiyor falan. Ama bunlar için bir frontier açmak. Ve tren yolu gittiğinde Red Kit'te vardır hep tren yolu evet. şey yaparlar. Ve çok enteresan. İtalyanların yazdığı diğer çizgi romanlar Red Kit'ten arasındaki en önemli fark odur. Neden bilmiyorum. Çünkü Red Kit'i de Amerikalılar yazıyor ama Tom e falan tren yolu şey olmaz. O başka bir dönemde geçiyor. Hep Red Kit'te habere bir tren yolu şeyi vardır. Çünkü aslında bir frontier açılıyor. Anlatabildim mi? Adamın kafasındaki algı hep öyle kalmış. Gene Derby Blood da çok güzeldi yakalıyordu. Öyle bir ve Steamboat. Onu hiç vermiyorlar ama bir de ilk defa Steamboat'la. bot Steamboat değil ama bu. Steamboat buharlı, gemi. Herhangi bir buharlı gemiyle işte bir anda işte yolcu kabinde bir sürü insanla berabersin böyle ne bileyim. İlk defa doğal olarak gittiğin yeri vücutsu olarak algılamadan gidiyorsun. At üstünde gitmiyorsun yani. Yani sen duruyorsun ama araba öyle gidiyor. Şimdi at üstünde hissedersin. Uçağa binmek gibi bir şey onlar için ve çok yeni bir dünyaya açılıyor. Bir de ilk mesela diyorlar ki iki günlük mesafe ama iki günlük mesafe 1 günde gidiyor. Yarım günde gidiyor. Evet. O çok herhalde Çok daha hızlı gidiyor yani. bir de yani. Ha mekan iki günlük mesafeye 2 günde gidilir ama artık 3 saatte gidiyorlar evet, yani. üç 5 saatte, Beş saatte gidiyorlar. gidiyorlar. Mesela anlatmıştığımız şeyler işte time öyle çıkıyor. Mesela time zone diye bir şey gerek yok ki sen zaten iki meridyen arası gideceksen 3 gün sürüyor. Yani orada 15 dakika kaybettin mi? 4 dakika mı fark eder? 4 dakika kaybettin mi diye bir şey yok. İyi kötü çirkin de hocam en sonunda hani Blondie bizim iyi karakterimiz diyor ya taşın altına ben bir isim yazdım falan diyor. İzlerken böyle unutmuşum ben orayı bu işte program için izledim. Çok etkileyici geldi. Birbirine güveniyorlar falan. Sonra altına bir çıkıyor yazmamış mesela. Ya Blondie zaten sevmiyordum. İyice uyuz oldum ben orada. Yani madem düelli yapacaksınız delikanlılık bir şey var. O çok bence gereksiz bir ayrıntıydı onu yazmaması. Yani gittikçe şeye Tuko'ya daha bir ısınır hale geldim filmin sonunda doğru. <laughs> panço giyen kimseye güvenmeyi böyle. Üstünde halıyla dolaşan insanlar yani bunlar. <laughs> Sen bir kere sarı taşıyorsun. Benim pançoyla ne işin var yani. Tuko sigara yiyor. Adam orijinalte oradan belli. Bir yerde yiyor sigara yiyor en başta böyle ısırıyor. Çirmiyor. Abi o silah aldı silah almaya girdi. Sahne çok iyi değil miydi ya? <laughs> Ağız da veriyor şey kapalı <gülüyor> closed... <gülüyor> ya bir de bunlar şeyden falan silah çıkarıyorlar ya böyle mesela. Duşa giriyor. Duşa giriyor. Lafa bak ya. Şey yıkanıyor bir tane kovan içinde. <gülüyor> <gülüyor> bunlar bir kovan içinde. Oradan silahla ateş ediyor ya. Oysa biz True gritten, o da çok güzel. Yani Koyan kardeşlerin True grit çok güzel. Oradan biliyoruz ki silah ıslanırsa kurutman lazım. Ya toz yani. bile bazen. Evet öyle o şey köpek yapıyor. köpek bunu kovalıyordu. Böyle yapıp. O... Aa pardon şey No Country for Old Men'de vardı. No Country for Old Men'de. Silah ıslanıyordu ki o da modern Hemen bir silah. Hemen kurutmaya çalışıyordu. Öyle kurutmaya çalışıyordu. Yani. Tam köpek atlarken vuruyordu da köpek öyle ölüyordu. Bir de o mesela Tuko duş alırken şimdi o kadar Köpük var ama suratı böyle kömür gibi ya. ya abicim şunları bir yüzünüzü bir yıkayın önce de ondan sonra. Kapı hani yukarıdan, yukarıdan yukarı. aşağı. Hocam bizim ne güzel medeniyetimiz var. Tabii tabii. Yıkanmıyorlar abi. Zaten bu şey de parfümü de yıkanmıyorlar. <laughs> Köpükle ayakkabıyı da yerdeki <laughs> Ben şeyde çok gerildim. Çok saçma bir yerde geldim ama parayı buluyor ya Tuko bir de bir tanesini yarıyor altınları saçıyor. Abi niye saçıyorsun? Şu paraları atmayın ya? Sese topla onun. Sonra o parayı nasıl taşıyacaksın? Nasıl Atın yok. O salak gene kaybedecek onu. Abi niye açıyorsun? Şöyle ağzından bak işte orada da şeyi görüyorsun. Bunlar boşuna fakir değil. Disiplinsiz olduğu için <laughs> falan. Şey. <laughs> Çalışsa yapacak yani falan diyeyim. Alakası yok. <laughs> ama abi o para için bu kadar bu kadar paraları döktün. Onu nasıl taşıyacaksın? 15-20 kilo şey var orada. O bohçayı da duman ettin. O paralar tek İçeri de giymez. Nereye koyacaksın o paraları? İnsan gibi aç. Bir de bak bu filmde çok net bir şey var. Karakterler ilk baştan kendini belli ediyor değil mi? Mesela Liman Van Cliff giriyor. Hemen bir, bir, onu öldürüyor bir bunu öldürüyor. İyi de belli ediyor işte. Çirkin de belli ediyor zaten. Çirkin çirkinliğini. Çirkin zaten hani e, esame listesi okununca belli oluyor. Yani. <gülüyor> <gülüyor> o da çirkin. <laughs> esame listesi ne oldu? Osmanlı'da sinema. <laughs> Yeri çerim lan bunlar. O gerçekten savaş sahnesi gereksiz değil mi ya? Yani çok bir şey katmıyor. Karakterlere bir şey katmıyor. O kumandan mesela yattığı yerden içki içiyor. Onu da bu arada şeyi çok kötü. Dublajı. Onu da hiç tutmuyor. Yattığı yerden köprünün yıkıldığını görüyor falan. Ne, hiç anlamadım ne? O savaş sahnesini bence belki o dönemin şu hani şartları. Belki iç savaş hani gerçi Orson Welles'in şeyinde yani internetten araştırdım buldum da demiş ki yani iç savaşı ekleme demiş iç savaş olan film tutmaz demiş yani flank eder yani batar yani sinemada. İnat etmiş koymuş. Bence de olmayabilirdi. Filmde Böyle... şey detayı güzel ama mesela Berlin'de X... de öyle sonlara doğru birkaç sahne var çok uzuyor filmin sonuna drag ediyor şimdi Berlin'i yaptığımızı söyleyeceğim sana ben, ben. Ee, şey hoşuma gitti atlılar geliyor diyor ki ne kıyafetli var bizim gibi gri giyiyorlar diye bir geliyorlar adamlar üstünü silkeliyor altından <gülüyor> 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 Zaten ilk geldi dedim lan buna, buna ne olmuş? Kireç madeninden mi çıktı dedim. Nereye geldi? Adam üstüne bir silkeledi. Ana. Ama gene Clint Eastwood'u kimsenin öldürmemesi falan var ya o çok garip ya. Evet. Yani Clint sürekli dolaşıyor. Hemen kaçıyor mesela. Peşine adam yolluyor. 6 kişi kontrol edemediler. En son Elivalaş'ı yani yıkanırken gittiğinde şey kasabada. Bir de kötü oynayan adam ilk başta Elivalaş'a işkence etti. Ondan öğrendi. Sonra Clint geldi diyor ki sen diyor vermezsin. Lan bir işkence et bakayım. Bir dene Belki bakalım demeyecek. ya. <laughs> yani böyle daha mı iyi oldu şimdi? Hayır bir de silahını verme. Silahsız gitsin. Yok evet. Yani bir plot armor var biraz Clint Eastwood'a. Evet. O kadar olacak 60'larda. Ama şey nasıl yiyor? Yemeği. Orada yemeden önce bir bakışı var ya. Abi hani... tam böyle. Vursatçı. <laughs> 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 Bulgur pilavını böyle. Bir yandan Ivan Cliff onu böyle şey yaparken ona böyle bakışı var. Hani bir yere varmaya çalışıyor. Başta dedim ya. Bu istavrosu çok kolpa yapıyor. Dikkat <laughs> mi hocam? Böyle yarım yamalak. Hani ölü <laughs> görüyor. Hani yalandan. <laughs> Mezarlık sahnesi çok güzel ya. Ben şey bilmiyordum mesela işte o kadar bir müziğe uydurmaya çalıştığını bilmiyordum. Çünkü epey bir bakışıyorlar. Tabii, tabii, yani tabii. bir Türk dizisi gibi Enyo bakışıyorlar. Morikone öyle demiş yani bir röportajında. Bu mezarlık sahnesinde konuyu oraya bağlamaları çok doğal bir yerden geldi bana. Bu orası böyle çok eklenmiş gibi değil. çok genişten mezarlığı görüyorsun ya orada sahip olduğu bilgi bütün onları o hazineye ulaştıracak falan. O bakımdan hani müziğe uydurmaya çalışmışlar. Onu sonradan okuyunca fark ediyorsun ama filmi izlerken bana yapay bir şeymiş gibi görünmedi bilmiyorum. Ya yapay değil de uzun yani. Zaten işte Şöyle yapay olmuyor da o döneme göre o kadar uzun sahneler çekilme, Bizaz'ın heycut parçası gibi 10 dakika yani ha, çok... Bunlar son kertede ana akım işler. Ana evet. akım işlerde o kadar uzun an, yani kesimin olmadığı... Ankat olmadığı şey olmuyor. Böyle. Olmaz yani. Evet bir dakika o zaman arkadaşlar şöyle bir üçgen oluşturun. Hazır mısınız? Ben hazırım hocam. Görüşmek üzere. <laughs> bunlar da salak gibi çekti. Sizde, de <laughs> Sizde var ama. şu kadar akıl yok. Onu siz gözükmüyorsunuz. Biz de çektik Stavrimiz olsun. <laughs> ama biz çekmekse. <laughs> Sen çekmezsen ben çekmem. <gülüyor> Görüşmek <laughs> üzere.